Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz yalancı baklava. Gerçeğini aratmayan pratik bu baklava tarifi için ilk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 4 su bardağı toz şeker, aynı bardakla 5 su bardağı su. Çeyrek limonun suyunu sıkarak içerisine alıyoruz ve şerbetimizi şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Orta ateşte 10 dakika şerbetimizi kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynarken biz de tatlımızın hamurunu hazırlayalım. 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt ve bir tel çırpıcıyla karıştırıyoruz. 1 su bardağı nişasta, mısır veya buğday nişastası kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya, 1 şimdik tuz ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi kullanıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz ve yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı kulak memesinden daha yumuşak olması gerekiyor. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Siz yine de kontrollü ekleyin. Bu şekilde toparlayıp tezgah alıyorum. 1 su bardağı çekilmiş cevizimi üzerine ekleyip hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu en az bir 10 dakika bu şekilde yoğuralım. Hamurun kıvamı esnek ve yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bu şekilde tezgaha yapıştıkça hafif unlayın ve esnek bir hamur gördüğünüz gibi rahatlıkla açılıyor. Hamurumu toparlıyorum, bir 10 dakika dinlendiriyorum. Bu arada şerbetim kaynadı ve kıvamı bu şekilde yoğun olması gerekiyor. Ocağımı kapatıyorum, şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Klasik fırın tepsimi yağladım. Elimi de yağlayarak bu şekilde hamurumu yayıyorum. İsterseniz tezgahta da açıp direkt fırın tepsisine alabilirsiniz veya bu şekilde elinizde bir aparat varsa da fırın tepsisinde de düzeltebilirsiniz. Merdane ile de tepsinizin boyuna göre açıp içerisine alabilirsiniz. Her tarafın eşit boyda olmasına özen gösterelim. Bıçağın tersiyle de etrafını düzeltiyorum. Tatlımızın daha güzel görünmesi için siz de mutlaka etrafını düzeltin. Daha kalın ve daha ince olmasın. Eşit boyda olmasına özen gösterelim. Ben kare kestim. Siz istediğiniz şekilde de tatlınızı kesebilirsiniz. Daha önce yuvarlak borcamda ve kare dikdörtgen borcamlarda hazırlamıştım. Bu sefer de normal fırın tepsisinde hazırlamak istedim. Bu baklava tarifi en uğraştırıcı kısmı kesim kısmı. Keserken yumuşak bir hamur olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Keskin bir bıçakla ve tepsinizi çevirerek diğer tarafı da rahatlıkla kesebilirsiniz. Bu şekilde baklavamızın kesimini tamamlıyoruz. Etrafını tekrar bıçak yardımıyla düzeltiyoruz. Kenarlarda yamuk veya toparlanan kısımları düzelterek tamamlıyoruz. Ve bu şekilde tepsimizi çeviriyoruz. Kesilmeyen tarafı tekrar kesiyoruz. Daha önceden ısıtılmış 150 derecede fırında yaklaşık 1 saat kadar tatlımızı pişiriyoruz. Kısık ateşte
ve ağır ağır pişmesi gerekiyor içerisine hamur kalmaması için. Tatlımı ben fırından aldım. İlk sıcağı çıkması için bekliyorum. Şerbetim tamamen soğuk ve kesmiş olduğum dilimlerden tekrar bıçağa geçiriyorum. Bu arada şerbetimiz de ilk sıcağı çıkmış olacaktır. Şerbet sıcaksa veya tatlınız sıcaksa baklavanız hamurlaşabilir. Mutlaka şerbetiniz soğuk, tatlınızın da ilk sıcaklığı çıksın. Bu şekilde tamamlıyorum. İlk sıcağı çıkan tatlının üzerine tamamen soğuk şerbeti ekliyorum. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde şerbetimizi ekliyoruz. En az 3 saat tatlımızın şerbetini çekmesi için bekleyelim. Zamanınız varsa bir günde bekletebilirsiniz. Baklavanızı siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Antep fıstığı, ceviz veya benim gibi Hindistan cevizi ile de servis edebilirsiniz. Ben üzerine Hindistan cevizi ile süsledim. Bu şekilde sade de tüketebilirsiniz. 3 saat sonra tamamen şerbetini çekmiş olacak. Ben bu şekilde Hindistan cevizi ile süsledim. Ve iki dilimini tabağa alıp sizlere kıvamını, dokusunu gösteriyorum. El açmasından farksız oldu gerçekten. Mutlaka siz de bütün püf noktalarını uyup bu tarifi deneyin. Kıyır kıyır şerbetini tam çeken bir baklava tarifi oldu. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmez açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.